Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu alışveriş videosunun bu makyajla çektiğim 3. videosu olmakla birlikte hemen başlıyor. İlk olarak şöyle kocaman bir paket var. Bu paketin içerisinden ne çıksa beğenirsiniz. Bu paketin içerisinden bir adet fırça çıkıyor. Bu fırça enteresan bir fırça. Şöyle top şeklinde bir fırça. Fön çekerken falan kolaylık sağlayabilir diyeceğim ama alt tarafları da plastik metal olsa belki daha iyi olabilirdi. Her neyse, kullanıp yorumlarımı sizlerle paylaşıyor olacağım. Ve şöylece bir paketim daha var. Arkadaşlar, ne kadar çok arkadaşlar kelimesini sarf ettiğimi artık siz düşünün. Bunun içinden de şöyle bir gözlük çıkıyor. Bu gözlük gördüğünüz gibi sarı. Çok tatlı, çok şeker bir gözlük. Renkli gözlükler nedense aşırı derecede bir merakım uyandı. Uyanmadı desem yalan olur. Onun için alıyorum işte, çeşit çeşit açık artırmada gördükçe teklif sunuyorum. Bir diğer ürünüm de şöyle bir paketin içerisinden çıkan bol bol sarılmış, sarmalanmış bir fırça. Bu fırça küçücük aslında, o kadar paketin içerisinden çıka çıka çok küçük bir fırça çıkıyor. Küçük bir eyeliner fırçası için biraz kalın olsa da işte göz makyajı yaparken detaylarda kullanabilirsiniz. Ve bir başka paketim de şöyle de bir paket. Ambalaj, ah evet, bunun içindeki ürünü de çok hasretle bekliyordum. Bir de şöyle bir parça çıktı. Bunun ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Her neyse, içerisinden şöyle bir fırça çıkıyor arkadaşlar. Bu fırçayı da çok hevesle bekliyordum. Yüz yıkarken kullanabileceğiniz şöyle küçük beyaz bir fırça. Bu alışveriş serisinin bir başka ürünü. Aslında fotoğraflarda çok güzel görünen fakat elime alınca çok da böyle büyülenmediğim, etkilenmediğim bir adet bileklik. Bu böyle büyükçe bir, uzunca bir yaprak şeklinde bir bileklik. Hemen takayım, size göstereyim. Şöyle. Hemen bir diğer pakete geçiyorum ve bu paketimin içerisinden de şöyle bir adet kirpik çıkıyor. Bir takım. Takım mı desem? Kaçlı kirpik olduğu hakkında bir fikrim yok. Herhalde 60'lı mıydı bunlar? Öyle bir şey olması gerekiyor. Şöyle tekli kirpikler var içerisinden çıkan. Hemen diğer paketimi açmaya geçiyorum. Bunun içerisinden de bir adet fırça çıkıyor. Bu fırçayı herhalde allık fırçası olarak falan kullanırım diye tahmin ediyorum. Şöyle beyaz kıllı, kılları yumuşacık olan bir adet fırça var arkadaşlar. Ve bir başka paketim içerisinden de bir 12'li bir paket kirpik çıkıyor. Bu kirpikler, artık kirpik almayacağım dediğimi biliyorum ama bu kirpikler küçük küçük çok tatlı kirpikler. Muhtemelen bunlar art kirpiklere uygulanan takma kirpiklerden. Bunu da çok beğenerek teklif verdim ve aldım. Bunlar da misineli, yani şeffaf. Kirpiklerin takıldığı ip şeffaf. Hemen diğer paketimi açmaya geçiyorum. Bu paketin içerisinden de bol bol sarılmış ürünler çıkıyor. Bu ürünler şöyle aparatlar. Bunların bir tanesi benim, yine bir tanesi sizlerden birisinin olacak. Birisi kırmızı bir takım, birisi siyah bir takım. İçerisinde topuz, donat topuz yapmak için bir aparatı, tokası ve yine iki tane daha saç şekillendirme aparatlarından mevcuttur arkadaşlar. Ve alışverişimin, yani en beğenerek yaptığım ürün. Biliyorum bunu görünce yine söyleyeceksiniz işte bunlar sağlığa zararlı falan filan. Ben de diyeceğim ki ben kullandım, bir sakıncasını görmedim ama bu boş yere bir savunma olacak. Onun için yani konuya çok fazla girmek istemiyorum açıkçası. Bunlar tercih meselesi. İsterseniz alırsınız, isterseniz almazsınız. Ben de almayı tercih ettim. Her neyse, devam ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi Too Faced'in Chocolate Bar'ının çakması. Metal bir kutusu var. Kocaman kalın bir kutusu var. İçinde şöylece bir aynası, kocaman bir aynası var. Ve çok güzel renklere sahip. Eminim orijinali daha güzeldir. Bu renklerin yazılı olduğu bir şeffaf kağıt değil bu. Şeffaf bir koruma var. Gördüğünüz gibi çok güzel renkleri var. Bunu çok hevesle almak istedim. Çok hevesle aldım. Cümleyi tam kuramadım. Ama videonun sonuna geldim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve daha fazla videoda benimle birlikte olmak için de kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Hoşça kalın.